Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, İmam Gazali Hazretlerinin Eyyuhel Veled, Ey Oğul isimli eserinden çalışmaya devam ediyoruz. Vel baki veya vel bevaki, bakın iki şekilde de gelmiş. Min mesailike. Mesail neydi? Esile, yani sorular. Senin sorularından kalanlar ise ba'duha mesturun fi musannefati. Evet, bazıları benim eserlerimde nedir? Mesturdur. Mestur yazılmış, satır satır yazılmış demek. Evet, musannefat ise eserler, tasnif edilen eserler. Müellefat da diyoruz biz buna, müellefat. Evet, tasnif edilmiş eserlerimde yazılıdır. Fatlubhu semme, oradan iste, oradan bakabilirsin diyor. Semmete burada yer anlatıyor. Evet, oradan bakabilirsin. Ve kitabetu ba'dıha, bazılarının yazılması ise haramın. Yani bazı soruların var ki o soruların cevabını yazmak doğru değildir. Hatta yasaktır diyor. Haramdır. Çünkü ehli anlamaz. Yani kaldı ki avam nasıl anlasın gibi. Veya avam anlamaz. Dolayısıyla kaş yapayım derken göz çıkarmış oluruz. Tarzında anlayabiliriz burayı. İ'mel ente bima ta'lemu. Sen bildiğinle amel et. İ'mel ente. Evet, sen amel et bima ta'lemu, bildiğinle. Liyen keşfele kemalem ta'lem. Ki sana bilmediğin belli olsun. Yani bilmediğini öğrenebilesin. Bilmediğin sana açılsın. Sen bildiğinle amel edersen Allah-u Teala bilmediğini sana öğretir ki o hadis-i şerifi şimdi söyleyecek. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men amile bima alime, kim bildiğiyle amel ederse, verrethehullahu ilme malem yalem, ona bilmediği ilmi varis kılar. Yani bilmediği ilmi ona nasip eder, lütfeder, öğretir diyor. Eyyuhel veled, bakın burada diğer başlığa geçti. Böyle ara ara eyyuhel veled diye hitap ediyor. Ey oğul, ba'del yevmi, bugünden sonra, la tes'elni, bana sorma, ma uşkile aleyke, sana müşkil gelen, yani zor gelen şeyleri bana sorma, illa bilisanil cenan. Evet, bu cenan dediği kalp, gönül demek. Yani ancak kalp diliyle, gönül diliyle bana sor. Kale Teala, Allahu Teala buyurdu ki, velev ennehum sabaru, onlar sabretselerdi, hatta tehruce ileyhim, yani sen onların yanına çıkıncaya kadar, lekâne hayran lehum, onlar için daha hayırlı olurdu. Vekbil nasihatel hıdri, evet, Hızır aleyhisselam. Hızır aleyhisselamın nasihatini kabul et diyor. Kale, hine kale. Şöyle dediği zaman ne demişti? Hazreti Musa aleyhisselama, fela teselni an şeyin hatta uhdite leke minhu zikra. Yani sana bir şey açıklanıncaya kadar bana onun hakkında sorma demişti. Yani ve la testa'cil, acele etme, hatta tebluğa, sana geri ulaşıncaya kadar, evveluhu, onun evveli, yani onun öncesi, yükşef lek, ki o zaman sana zaten açıklanır. Ve terahu, ve o zaman sen de görürsün ki ayet-i kerimede seurikum ayati fela testa'cilun buyurdu Allahu Teala. Evet, size ayetlerimi göstereceğim, acele etmeyin. Fela tes'elni kablel vakti. Evet, yani vaktinden önce bana sorma diyor. Vaktinden önce. Ve teyakkan, ve kesinlikle bil ki enneke la tasilu illa bis seyri li kavlihi ta'ala. Evet, şurayı bakın, şuraya alalım. Evet, sen illa la tasilu, ulaşamazsın, illa bis seyri li kavlihi ta'ala. Yani ancak şu ayet-i kerimede emredildiği gibi seyir ile, yani seyir-i suluk ile ancak hakka, hakikate ulaşabilirsin diyor. Evelem yesiru fil ardı feyenzuru.
Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki bir baksınlar. Burada yesiru, bakın yürüs, yani dolaşmak manasında. Eyyuhel veled, ey oğul, billahi, evet burası kasem anlatıyor, yani vallahi manasında. İntesir, eğer seyri sulukta devam edersen, yürümeye, dolaşmaya, terel acaibe fi kulli menzil, her makamda, her derecede bir acayiplikler görürsün. Yani değişik şeyler görürsün. Ve vebzul ruhake, evet ruhunu, yani nefsini diyor, feda et. Bu vebzul, yani feda et demek. Yani çokça çabala, çabala. Fe inne re'se hâzel emir, çünkü bu işin başı bezlur ruhi, nefsini feda etmektir. Ruhunu feda etmektir. Kema kâle zunnûnil mısri. Zunnûnil mısri'nin dediği gibi, rahimehullah, li ehadin min telâmidetihi, öğrencilerinden birine ne demiş? İn kaderte alâ bezlir ruhi, eğer nefsini feda edebileceksen, yani bu yolda çokça fedakarlık yapabileceksen, feteal, gel. Ve illa değilse, fela teşteğil bit türehati sufiye. Yani sofilerin türehatıyla uğraşma. Türehat, yani kendinden geçmeler, cezbeler, yani o tür şeyler. Yani onlarla uğraşma diyor. Eyyuhel veled, yine ey oğul, inni, ben ensahuke, sana nasihat ediyorum, bir semaniyeti eşya, yani dört şeyi nasihat ederim, dört şeyi tavsiye ederim. Ve ne yap diyor? İkbelha minhi, onlar benden, onları kabul et. Li ella yekune ilmike hasmeke, ilmin senin hasmın olmasın diye. Yevmel kıyame, kıyamet günü. Te'amelu minha erbaaten ve tedau minha erbaaten, onlardan dördüyle amel edersin ve dördünü de bırakırsın. Tedau, terk edersin yani. Emmellevati tedau, o terk edeceklerine gelince, yani o bırakacağın dört tanesi. Fe ehaduha, onlardan biri. Ella tunadira ehaden fi mes'eletin mestata'te, yani gücün yettiği kadar bir meselede kimseyle münazara etmemen, tartışmamandır. Li'enne fiha, çünkü onda, yani o tartışmada, afatin kethiraten, çokça afetler, tehlikeler var. Fesmuha, onun günahı, ekberu min nefiha, faydasından daha fazladır. İz, çünkü hiye, o menba'u kulli hulukin zemimin, yani her türlü kınanmış ahlakın kaynağıdır bu tartışma. Hangi kınanmış ahlaklar? Kerriyai, riya gibi, vel hasedi, vel kibri, vel hıkdi. Hıkd neydi? Kin demek. Vel adaveti, düşmanlık, vel mübahati, başkasına övünmek ve diğerleri. Naam, evet. Lev vaka'a meselatun beyneke ve beyne şahsın ev kavmin, seninle bir şahıs veya bir kavim arasında bir mesele çıktığında, ve kânet iradetuke, senin iraden fiha, orada en tuzhirel hakka, yani hakkı ortaya koyma iraden varsa, ve la yadî'u câze el bahs, yani bu caizdir, bunda konuşman caizdir, lakin ancak litilkel iradeti alametani, bu iradenin iki tane alameti vardır. Ehad, ihdahuma, onlardan biri, ella tuferrika beyne en yenkeşifel hakku ala lisanike ev ala lisani gayrike, yani hakkın senin dilinde veya başkasının dilinde ortaya çıkmasını ayırmaman gerekir. Yani hak, önemli olan hakkın ortaya çıkmasıdır. Bu senin dilinden olmuş, başkasının dilinden olmuş, fark etmeyeceksin. Ve saniyeti, ikincisi, ve saniyetu en yekunel bahsu fil halayi ahabbe ileyke min en yekune fil mele'i. Evet, senin için, yani konuşmak, fil halayi ahabbe ileyke, yani sana düşük kimseler arasında konuşman, sana ileri gelenler arasında konuşmaktan daha sevimli gelmesi lazım.
Yani karşıdaki kişiler işte seçkindir, ileri gelenlerdir deyip de konuşmaman gerekir. Senin için konuşmanın muhatapları fark etmemesi lazım yani. Evet, burada kalalım. İnşallah okumaya devam edeceğiz. Yalnız şöyle başa gidip hani nereden okumaya başlamıştık? Evet, şuradan başladık. Özetleyelim. Dedi ki senin sorduğun sorular kitaplarımda yazılıdır dedi. Bazılarını konuşmak ise haramdır dedi. Ve bildiklerinle amel edersen Allah sana bilmediğini öğretir dedi. Ve bundan sonra soruların kalben olsun, kalbi olsun. Hızır Aleyhisselam gibi zaten ben açıklıyorum. Sonunda açıklayacağım şeyleri aceleyle sorma dedi. Ve seyri sülükün öneminden bahsetti. Sen bu yolda gidersen çok acayip şeyler göreceksin ama bunun için nefsini feda etmen gerekir. Yani çokça fedakarlık yapman gerekir dedi. Ve Zünnunu Mısri'nin o sözünü hatırlattı talebelerinden birine. Eğer bu yolda can verecek kadar fedakarlık yapacaksan gel. Yoksa tasavvufun işte o yani böyle zevkli gibi görünen şeyleriyle uğraşma dedi. Ve yine sana 8 şeyi nasihat edeceğim. Bunlardan 4'ünü yapacaksın, 4'ünü terk edeceksin dedi. Bu terk etmen gerekenlerden bir tanesi münazarayı, yani gereksiz tartışmayı terk edeceksin. Çünkü bu tartışmalardan birçok işte yanlışlar doğuyor dedi. Riya gibi, haset gibi. Eğer illa hakkı söylemen gerekiyorsa o zaman bunun iki alameti var dedi. Bu birincisi hakkın senin dilinden veya başkasının dilinden söylenmesi senin için farklı olmaması lazım. Yani bunu farklı görmemen gerekir dedi. İkincisi de muhatapların seçkin veya zayıf olsa bu da senin için farkı olmaması lazım dedi. Ve burada kaldık. Okumaya devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.